Efendim merhabalar, bugün 22 Ocak günlerden Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Hemen Brüksel'e gidelim. Brüksel'deki temaslarla başlayalım bültenimize. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle temaslarına devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Leyen görüşmenin ardından diyalog şart dedi. Ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini işaret etti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell'de ilişkilerde Doğu Akdeniz'in merkezi bir yer tuttuğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında bugün de ikili görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği yetkilileriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ana gündeminde vizesiz Avrupa ve Gümrük Birliği konuları vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başkan Çavuşoğlu görüşmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Leyen, atılacak adımlar hakkında görüştüklerini söyledi. Diyalog şart dedi ancak saha vurgusu dikkat çekti. Avrupa Birliği temsilcisi, sahada inandırıcı adımlar bekliyordu. Ayrıca Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in ofisinde de bir açıklama yapıldı. Açıklamada Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı. Doğu Akdeniz'deki durumun ilişkilerde merkezi bir yer tuttuğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-AB arasında atılmasını bekledikleri adımları sosyal medya hesabında sıraladı. Bakan, katılım sürecimizi canlandırmalı, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği hayata geçirilmeli, düzensiz göç ve terörizmle mücadelede işbirliği artırılmalı, Avrupa'da yükselen ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele edilmeli dedi. Dışişleri Bakanı Brüksel'deki temaslarına bugün de devam edecek. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. Terör tutuklusu eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ardından Avrupa Parlamentosu da skandal bir karar aldı. Avrupa Parlamentosu Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kapsamında acilen serbest bırakılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu konulu oturum düzenlendi. Oturumda milletvekillerinin ardından Avrupa Birliği Komisyonu'nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli bir konuşma yaptı. Dalli konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği yönünde karar aldığını ifade etti. Dalli, yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarına ilişkin kararların endişe verici olduğunu da iddia etti. Avrupa Parlamentosu'nda oturumun ardından siyasi gruplar ortak bir karar tasarısı oluşturdu. 590 oyla kabul edilen tasarıda terör tutuklusu Demirtaş'ın koşulsuz şartsız acilen salıverilmesi talep edildi. Eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve Demirtaş hakkındaki suçlamaların düşürülmesi de talepler arasında yer aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş davası ile ilgili kararları da hatırlatıldı. Demirtaş'ın yanı sıra sözde insan hakları savunucuları, avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler ve akademisyenlere ilişkin davalar da tasarıda ele alındı. Avrupa Birliği yetkililer ve kurumları bu davaların Türk muhataplarıyla temaslarında gündemde tutması talep edildi. Görüşmelerde bu kişilere destek verilmesi de istenecek. Amerika'ya gidelim. Amerikan Başkanı Joe Biden'ı protesto eden göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı. Detaylara bakıyoruz. Göstericiler Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldırarak binanın camlarını kırdı. Amerika'da dün Joe Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'daki sessizlik hakimken Batı eyaletlerinde Oregon'da sokaklar hareketliydi. Portland protesto gösterisi düzenleyen Antifa göstericileri Biden'dan daha hızlı politika değişikliği talep etti. Biden karşıtı pankartlar taşıyan grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi merkezine yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı. Ardından kentteki Demokrat Parti merkezine saldıran grup binanın camlarını kırdı. Saldırının ardından Antifa üyeleri olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı.
Yerel güvenlik birimleri yaptıkları açıklamada bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti. Göstericilerin pankartlarındaki "Biden istemiyoruz, intikam istiyoruz, biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkat çekti. Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Ve Irak'tayız. Irak'ın başkenti Bağdat'ta 32 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Saldırı sonrası askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı. Irak'taki terör saldırısının ardından DAEŞ çıktı. Terör örgütü başkent Bağdat'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısını üstlendi. Bağdat, DAEŞ'ın 2017'de yenilgiye uğratılmasının ardından intihar saldırılarının hedefi olmamıştı. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halit Mihanna, bu patlamayla DAEŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi, dedi. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, saldırıyla ilgili güvenlik açığının soruşturulması talimatı verdi. Kazimi, güvenlik ve istihbarat kurumlarında çok başlılığa ve dağılmaya izin vermeyiz. Terörle savaşımız bitmedi. Bu uzun vadeli bir savaş, dedi. Irak'ta Şii lider Ayetullah Ali Es-Sistani de saldırıyı kınayarak güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Soruşturma talimatının ardından Bağdat'ın güvenliğinden sorumlu bazı üst düzey isimler görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Muhammed Avi, İstihbarat ve Güvenlik İşlerinden sorumlu General Basim Velid, Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat da bulunuyor. Yunanistan, Türkiye'yi 12 mil iddiası üzerinden kışkırtmaya devam ediyor. Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki haklarını hukuka aykırı olarak tehdit eden Atina'nın adımlarını Müstavfi Tümamiral Cihat Yaycı aydınlığa değerlendirdi. Yaycı, Atina'nın 3 aşamalı bir planı adım adım hayata geçirdiğini kaydetti. Yunanistan'ın 12 mil kışkırtması sürüyor. İyon Denizi'nde kara suları 12 mile çıkaran Atina yönetimi, Girit hattından Türkiye'yi tehdit ediyor. Yunanistan'ın hukuksuz adım ve açıklamalarını Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Aydınlık Gazetesi'nden Tevfik Kadan'a değerlendirdi. Söyleyeyim, bunlar başkaları. Yaycı, Yunanistan'ın 3 aşamalı bir planı adım adım hayata geçirdiğini söyledi. İyon Denizi'nden başlayan Yunanistan'ın Adalar Denizi ile süreci devam ettireceğini ifade etti. Sonraki aşamada Adalar Denizi'nde bulunan Büyük Çuha, Küçük Çuha ve Girit hattının karasularında 12 mil ilan edecekler. Bu da Adalar Denizi'nde 12 mil uygulaması olacaktır. Daha sonra Türkiye'ye adaların Doğu Akdeniz'de olduğunu bahane ederek bu kararı kabul ettirmeye çalışacaklar. Yani bu adaların karasularının 12 mile çıkarılması, Adalar Denizi'nde Yunan karasularının 12 mile çıkarılması anlamına gelir ve kasus bellidir. Yaycı, Yunanistan'ın planlarının Türkiye için kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ülkemiz teyakkuzda olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerine son derece aykırı olan bu noktaya gelmeden önce henüz ilk aşamadayken ülkemiz ve halkımız büyük riskin farkına varmalı, yeterince sesli şekilde milli bir duruşla tepki göstermelidir. Amiral Yaycı 2019 yılında 12 mile ilişkin 5 öngörü ifade etmiş, Atina'nın İyon Denizi'nden başlayacağını, taktik adımlarda ise Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e güvenildiğini ifade etmişti. Siyasetteki gelişmelere bakalım. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır, dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine hakaret edenlerle ilgili de açıklama yaptı. Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum, dedi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerektirmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı, anayasanın bağlayıcılığından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararları idareyi, tüm kurumları, gerçek ve tüzel kişileri ve mahkemeleri bağlar. Dolayısıyla esas itibariyle hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde, mahkemelerde de Anayasa Mahkemesi kararına uyulması hukukun bir gereğidir. Dolayısıyla olacak olan hukukun emrettiği şeydir. O da Anayasa Mahkemesi'nin
kararlarının bağlayıcılığı ve hukukun uygulanması üstünlüğü hukuk güvenliğidir. Şimdi değerli arkadaşlar, kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstünde. Hele anneler olunca anneler başımızın tacı. Ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'in çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız, bu çirkin, insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri şiddetle kınıyorum. Bu alçak, bu insanlık dışı, haysiyetsiz ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde en ağır cezayı, hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Hiç kimsenin annesine, hiç kimsenin eşine, çocuklarına, ailesine kimsenin küfretme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Evlat nöbeti tüm yurtta kararlılıkla devam ediyor. Şırnak'ta çocukları kaçırılan aileler bir kez daha HDP binası önüne yürüdü. Diyarbakır'daki nöbet eylemi de giderek büyüyor. Son olarak Bingöl'den bir aile daha katıldı. Şırnak'ta çocukları daha kaçırılan aileler HDP il başkanlığı binası önünde eylem yaptı. Aileler Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'ndeki yürüyüşün ardından HDP il başkanlığı önüne gitti. Ellerinde Türk bayrakları ve daha kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler PKK aleyhine slogan attı. Eylemden vazgeçmeyeceklerini söyleyen aileler artık kimsenin çocuğunun dağa götürülmesini istemediklerini vurguladı. Diyarbakır'daki nöbet eylemi de büyüyor. Çocukları dağa kaçırılan bir aile daha eyleme katıldı. Bingöl'ün Karlova ilçesinden 6 yıl önce dağa götürülen oğlu için eyleme katılan anne Fatma ve baba Nurettin Borak çocuklarına çağrı yaptı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na giden HDP'li milletvekilleri çadırda nöbet tutan aileleri bir kez daha yok saydı. Ailelerin yanından kaçan HDP milletvekilleri yuhalamalar eşliğinde hızla parti binalarından uzaklaştı. Aileleri görmezden geldiler. Yuhalama eşliğinde araçlarına binerek kaçtılar. HDP'li milletvekilleri iş ve aş buluşmaları adıyla düzenledikleri program için Diyarbakır'daki il binasına gitti. Aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da vardı. Programın ardından binadan çıkan milletvekilleri direkt araçlarına yönelerek aileleri yok saydı. Çadırda nöbet tutan anne ve babalar bu duruma tepki gösterdi. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu aileleri kışkırtmak için zafer işareti yaptı. Kısa süreli gerginlik çıktı. HDP İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erkeksin! Çık derim ceylanını hesabına bana ver! 7 sene bu acısını hesabına bana ver. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler milletvekillerini yuhaladı. Daha kaçırılan evladı için eylemi sürdüren baba Celil Bektaş bu sırada fenalaştı. Bektaş'a sağlık ekipleri müdahale etti. Arabanı açın. 112 var. Açın acısını. Açın. Barikatların arkasına sığındılar. Konuştular kendilerince. Bizim yüzümüze bile bakmadılar. Aileler HDP'li vekillerden çocuklarının hesabını vermelerini istedi. Milletvekili Garo'ya sesleniyorum. O da bugün buradaydı. Geçen sene diyor ki diyor bugüne kadar diyor o anneler diyor bugüne kadar neredeler? 1,5 sene oldu bu anneler senin kapıda, sen de bugün bu kapıya geldin. 507. günü geride bırakan aileler çocuklarını almadan eylemden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Gizlenerek ve başlarına eğerek de çağırmamıza rağmen yollarına devam ettiler. Hiç bizim yüzümüze bile bakmaz oldular. Daha HDP binasında evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz. HDP çocuklarımızı kaçırıyor.
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması ile ilgili Saros Araştırma Şirketi dikkat çeken bir anket yayınladı. İlk kez ulusal kanal yayınında açıklanan ankete göre halkın büyük bir çoğunluğu HDP'nin kapatılmasını istiyor. AK Partililerin %92.8'i, MHP'lilerin de %97.1'i PKK'nın siyasi uzantısının kapatılması gerektiği görüşünde. 49.9 halkımız evet demiş, 39.4 hayır, 10.7 fikir beyan etmemiş. Saros Araştırma Şirketi, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması ile ilgili dikkat çeken bir anket yayımladı. Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Çarpıcı sonuçların yer aldığı ankette vatandaşlara HDP'nin kapatılması ile ilgili görüşleri soruldu. Muhalefet muhalefetliğini yine yapmış burada. Hayır demiş iktidarda, üzerine düşeni yapmış, evet demiş. Bu kararımızın cesaret ve inanmışlıkla arkasındayız. Anket sonuçlarına göre vatandaşların %49.9'u evet HDP kapatılsın yanıtını verdi. %39.4'ü ise kapatılmasını istemediğini kaydetti. Kararsız seçmen de dağıtıldığında HDP'nin kapatılmasını isteyenlerin oranı %57'yi buluyor. 49.9 halkımız evet demiş, 39.4 hayır, 10.7 fikir beyan etmemiş. Bu 10.7'yi dağıttığımız zaman 57'ye 43 gibi bir oran oluyor bu arada. Bu terör örgütünün işte liderinin biz heykelini dikeceğiz dediği zaman, bu terör örgütü terör örgütü değildir dediği zaman, güvenlik güçlerimizi, masum kadın ve sivilleri öldüren mensuplarını kutsadığı zaman tabii ki hukuk devletinin bir çaresi olacak. HDP anketinde çarpıcı olan bir diğer sonuç da Cumhur İttifakı ile ilgili. AK Partililerin 92.8'i, MHP'lilerin de %97.1'i PKK'nın siyasi uzantısının kapatılması gerektiği görüşünde. CHP'li seçmenle HDP'li seçmen yukarıda nasıl ittifak yapılıyorsa altta da öyle bir ittifak yapmış. İyi Partili seçmenin 28.8'i evet derken 51.4'ü hayır demiş. Millet İttifakı'nı oluşturan parti seçmenlerine de HDP ile ilgili görüşleri soruldu. İYİ Parti'ye oy verenlerin %28'i HDP'nin kapatılmasını istedi. %51.4'ü ise kapatılmaya karşı çıktı. Milliyetçiyim diyen bir İYİ Parti ve hayır diyen bir 51.4 hayır diyen bir seçmeni var. Burada MHP'nin 97.1 ile evet demesi milliyetçiliğini gösteriyor. Ama İYİ Parti'yi anlamış diyelim. HDP'nin %100'ü hayır demesi gayet normal. Verileri Saros Araştırma Şirketi Başkanı Burhan Eptemli ulusal kanal yayınında değerlendirdi. CHP'yi de anladık. Ama burada İYİ Parti'yi gerçekten anlamıyorum. Anlayamıyorum. İYİ Partili seçmen HDP'nin kapatılmasına nasıl hayır der? Bunu anlamış değilim. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK'nın sözde gençlik yapılanması, BGH içerisinde faaliyette bulundukları ve kent genelinde çeşitli yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Sultan Gazi'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerden 6'sını yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü firari zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. Savunma sanayi buluşmaları etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakında Avrupa semalarında bayraktarların ve ankaların uçtuğunu göreceğiz dedi. Varank ülkemizi savunma sanayinde devler ligine çıkaracak ifadelerini kullandı. Türkiye yaptırımlara ve baskılara savunma sanayinde atakla yanıt veriyor. Hedef %75 yerlilik. Yakın zamanda Avrupa semalarında bayraktarların ve ankaların uçtuğunu görebiliriz. Ankara'da savunma sanayinde yerli ve milli üretim temalı 3. Savunma Sanayi Buluşmaları etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada bir konuşma yaptı. Yerlilik oranlarımız günden güne artıyor. İnşallah 2023'te yeni yerlilik hedefimiz %75. Türkiye'de savunma ve havacılık sanayi cirosu 12 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. 2005'te 340 milyon dolar olan ihracat bugün 3 milyar doları buldu. Ben inanıyorum ki
Özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok daha kısa süre içerisinde ülkemizi savunma sanayinde devler ligine çıkaracak. Aslında bunun sinyallerini son yaptığımız büyük çaplı yurt dışı satışlarla almaya başladık. İşte Ukrayna'ya, Katar'a, Azerbaycan'a, Tunus'a yaptığımız SİHA satışları. Başarıları anlatan Varank bir de iddialı bir cümle kullandı. İnanıyorum ki çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan bayraktarların ve ankaların uçtuğunu göreceğiz. Türk savunma sanayinin gücünü İngiliz bakandan alıntıyla vurguladı Varank. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace söylüyor. SİHA'larımız için kullandığı ifade kısa ve net. Game changer. Yani oyunun kurallarını değiştiren teknoloji. Bu ne demek biliyor musunuz? Açık bir şekilde bu alanda Türkiye'nin üstünlüğünün kabul edilmesi demek. Açık bir şekilde artık kuralları Türkiye'nin belirlediğini itiraf etmek demek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstanbul Halk Ekmeği'nin mobil büfelerini yasakladığı iddiası ortaya atıldı. Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada bakanlığın mobil büfeleri yasaklayan genelgesi söz konusu değildir denildi. Sosyal medya mecralarında ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberler yalanlandı. Bakanlığın ekmek satışını yasaklayan bir bildirimiyle genelgesinin söz konusu olmadığı ifade edildi. İstanbul Halk Ekmeği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekmek büfelerinde ve mobil araçlarda yasaklandığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan habere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık söz konusu talimatın 21 Ocak 2021 tarihinde konutta ekmek üretimi talimatı başlığıyla yayınlandığını belirtti. Bakanlığa ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığı vurgulandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı için iki aileyi ziyaret etti. Yerlikaya koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının İstanbul'da devam ettiğini belirtti vali. 2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231.556 aileye yardım edildi dedi. 150 bin şekilde gıda kolileri ayarladık. Valilik, 39 kaymakamımız hep beraber sosyal yardımlaşmanın yani devletimizin imkanlarıyla. Vefa sosyal destek çalışmaları kapsamında 150 bin gıda kolisi hazırlandı. İhtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere sevkiyat başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımına katıldı. İki aileyi ziyaret etti. Evet Ezni, üşüyor musun? Üşümüyorsun. Vali Yerlikaya'nın ilk adresi Zeytinburnu'nda Aslantaş ailesi oldu. Biz her zaman valilik, Zeytinburnu Kaymakamlığı, sosyal yardımlaşma sizlerin yanındayız. Yerlikaya daha sonra Fatih'te Kaymakam Kaan Peker'le birlikte Boğa ailesine misafir oldu. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Kursuna yardımcı olalım. Tamam. Şeyde tablet veriyoruz. 2020 yılında 231.556 ihtiyaç sahibi aile tespit edildi. Geçtiğimiz Mart ayında vefa hizmetleri kapsamında 333 bin aileye gıda kolisi ulaştırıldı. Vatandaşlara 177.638.691 lira nakdi, 59.727 aileye 20.991.630 lira aynı yardım yapıldı. Gıda kolilerinin tamamının ise ay sonuna kadar ailelere ulaştırılması planlanıyor. Salgın gündemiyle devam edelim. Covid-19'la mücadelede önemli bir sürece giren Türkiye'de 1 milyon 100 bini aşkın yurttaş aşı oldu. Aşılamada birinci basamağın 3. aşaması da uygulanmaya başlandı. 85 yaş üzeri yurttaşlara aşıları evlerinde yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı tedarik sürecinin takvime uygun bir şekilde devam edeceğini de açıkladı. Sağlık çalışanları ve 90 yaş üstü yurttaşların ardından şimdi de 85 yaş üzeri yurttaşlara aşılama işlemi başladı. Herkesi aşıya bekliyoruz. Çin'den 30 Aralık'ta getirilen 3 milyon doz aşı 14 Ocak'ta Türkiye'de uygulanmaya başlandı. İlk etapta 980 bin sağlık çalışanı aşı yaptırdı. Ardından da huzurevi ve bakım evlerinde kalan yurttaşlarla 90 yaş üstü yurttaşlara aşı yapılma aşamasına geçildi.
14 Ocak'tan bu yana 1 milyon 100 bini aşkın yurttaşa aşı yapıldı. 21 Ocak itibariyle de aşılama takviminde bir diğer önemli sürece girildi. Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanları 85 yaş üzeri vatandaşlara evlerinde aşı yaptı. 15-20 dakika bekliyoruz. Bir sonraki aşama ise 80 yaş üzeri yurttaşlarımızın aşılanma süreci olacak. Aşı uygulanacak grup sıralamasına göre daha sonra 75 ve 70 yaş üzeri yurttaşlara aşı yapılacak. 65 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasının ardından Milli Savunma, İçişleri, Adalet Bakanlıklarında çalışan ve kritik görevlerdeki kişiler aşıya ulaşacak. Önümüzdeki günlerde Çin'den 47 milyon daha aşı getirilecek. Konu 20 Ocak'ta yapılan bilim kurulu toplantısında ele alındı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı bir açıklama geldi. Koca, tedarik aşamasında aşı programına ara verilmeyeceğini aktardı. Bakan, sürece ilişkin aşı uygulamasıyla uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı. Buna uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir, dedi. Şimdi salgında son duruma bir göz atalım. Turkuaz tablo ekranlarınıza gelecek. Türkiye'de son 24 saatte 6.289 yeni vaka, 6.289 kişinin testi pozitif çıktı. Sevgili izleyiciler, 153 kişi hayatını kaybetti. Bugün belirlenen hasta sayısı ise 743 oldu. Tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.290.032'ye yükseldi. Ölüm oranlarının yine yüksek olduğunu görüyoruz. Turkuaz tabloya göre dünkü rakamlar bu şekilde ekranlarınıza geldi. Şimdi koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte maske kullanmak günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ancak uzun süre maske kullanımı cilt rahatsızlıklarını da tetikleyebiliyor. Özellikle maskenin temas ettiği yerlerde sivilce artışı olabiliyor. Ancak bunun önüne geçmek de mümkün. Peki bu şikayetler için ne yapmalıyız? İzleyelim. Maskeleri maalesef yıkayamıyoruz. Bu yüzden mecburen maskenin ilk alındığı ham haliyle maskeyi takıyoruz ve tekstil boyalarına maruz kalıyoruz. Salgının başlamasıyla birlikte cerrahi maskeler hayatımızın bir parçası oldu. Ancak uzun süre maske kullanımı cilt sorunlarını da beraberinde getirdi. Alerjiler artabilir, gül hastalığı maskeyle artabilir, kontak dermatitler artabilir ve onun dışında en çok akneyi görüyoruz maskeyle artan. Maskenin kapattığı bölgede cilt havasız kalıyor, yağlanmaya veya kurumaya başlıyor. Bu durumda sivilce ve akne oluşumuna zemin hazırlıyor. Sanki yoğun bir krem sürmüşüz, yoğun bir yağlı bir nemlendirici sürmüşüz gibi gözenekleri tıkar. Bu tıkanan gözenekler birkaç gün sonra artık orada bir inflamasyon, yangı oluşur ve orada sivilce oluşur. Uzmanlara göre günlük maske kullanımının ardından düzenli olarak cilt bakımı yapılmalı. Nemlendiricilerimizde su bazlı, sivilce yapmayan, üzerinde nankörü, komedojeniktir şeklinde etiket olan nemlendiriciler kullanalım. Buradan maskenin altında fonöten kullanmayalım, kapatıcı kullanmayalım. Güneşten koruyucu bu mevsimde zaten kullanmamıza gerek yok. Zaten maskeli koruyor. Öte yandan hastalıktan korunmanın diğer bir adımı el hijyeni. Ancak sık sık el yıkamak, kolonya ve dezenfektan kullanmak bazı cilt sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Dezenfektan kullanmanın bir süresi ya da sıklığı yok. Ne zaman elimiz kirlenirse o zaman dezenfektan uygulayalım. Ve dezenfektan uyguladıktan sonra da solunum yollarımızı korumak için o ortamdan uzaklaşalım. Hatay'dan müjdeli bir haber var sırada. Hatay'da geçen Ekim ayında PKK tarafından yakılan Kara Hüseyinli İlkokulu'nun kütüphanesi Cumhuriyet Kadınları Derneği sayesinde yeniden hayat buldu. Yanan kitaplar için Cumhuriyet Kadınları Derneği kitap kampanyası başlattı. Kampanya sonucu kütüphane yeniden eski haline kavuştu. PKK'nın yaktığı kütüphane, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin çabaları sonucu yeniden eski haline kavuştu. Eminim bu güzel öğrencilerimiz bu kitapları görünce çok mutlu olacaklardır. Umarım bütün arkadaşlar, bütün dernekler bu görevi yapacaklardır. Hatay'da 11 Ekim 2020 tarihinde PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları İnisiyatifi tarafından ormanlar ateşe verilmişti. Arsuz ilçesindeki Kara Hüseyinli İlkokulu'nun kütüphanesi de yanmıştı. Okulun kütüphanesi yeniden yapıldı. Kitaplar içinde Cumhuriyet Kadınları Derneği devreye girdi. Derneğin Hatay Şubesi kitap kampanyası başlattı. Kampanyaya ülke genelinden binlerce kitap gönderildi. Anlayan, yorumlayan nesiller yetiştirmek, bunun için ilkokul
birinci sınıftan dördüncü sınıf düzeyine kadar okuma kitapları, kırtasiye malzemeleri, zeka oyunları gönderen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Hatay Şubesi gönderilen kitapları Kara Hüseyinli İlkokulu'na teslim etti. Okul Müdürü Fevzi Erişan kampanyadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletimizin yardımseverliğini, dayanışma duygusunu bir defa daha burada gördük. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. İnşallah bizim okulumuz gibi daha zor şartlarda öğrencileri olan okullara yardımlarınızı bekliyoruz. Kitaplar okul kütüphanesine dizildi. Öğretmenler de büyük mutluluk yaşadı. Cumhuriyet Kadınları Derneği bize geldi. Yangından sonra ihtiyacımız olan kitapları ziyadesiyle, hatta o kadar fazla getirdi ki ihtiyacı olan başka okullara da ulaştırmak için biz de çabalayacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Hatay Şube Başkanı Filiz Akın, eğitim için her zaman çocukların yanında olacaklarını söyledi. Geleceğimiz olan çocuklarımızı kitapsız bırakmamak için yurt içinde kitap bağışı kampanyası başlattık. Bize gönülden ses veren, ellerini uzatan şubelerimiz ve dostlarımızdan kitaplar yağdı. Derneğimiz, ülkemizin çağdaşlaşması ve ilerlemesi için her zaman öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin yanında olacak. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz. Çok kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Siyaset gündeminde neler yaşanıyor bir bakalım. Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları var. Efendim sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakalım. Sonrasında döneceğiz tabii ki. CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un gönderdiği eleştiri mektubuna ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir, konuşulur dedi. Çelebi ise daha önce Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşmelerine rağmen değişiklik olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. CHP'deki mektup krizi derinleşiyor. Tartışmalara Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'nun tepki açıklamasına taraflardan jet yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan'a mektup yazılmaz arkadaşlar. CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 Aralık 2020'de bir mektup gönderdi. İmzası olmayan CHP milletvekili Özcan Özel'in de mektubu desteklediği belirtildi. Atatürk'ün mirasına saygısızlık. Parti politikalarını eleştiren mektupta Dostlarla İttifak, Abdullah Gül ve HDP ile ittifaka ilişkin rahatsızlıklar dile getirildi. Genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok. CHP sözcüsü Faik Öztürk bu açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yaptı. Mektup gönderme yönteminin yanlış olduğunu savundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkanlar randevu alınır, gelinir, konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevu ister, gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa ben mektup yazdım. Bunları kabul etmeyiz ve doğru değil. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin siyasi parti kurma faaliyetlerine ilişkin de konuştu. Hayırlı olsun dedi. Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz yani? Efendim, parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurarlar. CHP liderinin mektup sözlerinin ardından İzmir Milletvekili Çelebi'den yeni bir açıklama geldi. 27 Ekim 2020'de Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüklerini anlatan Çelebi, ancak taleplerine ilişkin bir adım atılmadığını söyledi. Hürriyet gazetesine konuşan Çelebi, biz mektup arkadaşı aramıyoruz, mektubumuzla ilgili adım atılmasını bekliyoruz dedi. Şimdi Sayın Sarıgül'ün açıklamalarıyla devam edelim. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Hedeflerini anlatan Sarıgül, ilk seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Sarıgül, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ilişkinde konuştu. Önce o siyasi parti kendi içinde demokratik olması lazım. 20 Aralık'ta Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Şayet Türkiye'miz huzurlu, mutlu, son derece zengin ve barış içinde bir ülke olsaydı,
bizim parti kurmamıza gerek yoktu. 1 Haziran'da ilk büyük genel kongrelerini yapacaklarını söyleyen Sarıgül, genel başkanı delegelerin değil parti üyelerinin seçeceğini belirtti. Delege sistemine son veriyoruz. Delege ağalığını kaldırıyoruz. Milletvekili seçim sisteminde değişiklik öneren Sarıgül, ittifaklara dahil olmayacaklarını ifade etti. Türkiye Milletvekilliği demokrasinin önünü açacak. 150 milletvekili Türkiye Milletvekili olmalı. Diğer 450 milletvekili de partiye kayıtlı üyeler tarafından ve teşkilatlar tarafından seçilmeli. Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Terörle mücadeleye ilişkin de konuşan Sarıgül, HDP'ye seslendi. HDP bir dönem gerçekten Türkiye Partisi olmak için yoğun bir çaba sarf etti. Keşke HDP bugünkü terörle arasına bağ koyabilseydi ve HDP Türkiye Partisi olsaydı da biz bunları konuşmasaydık. HDP derhal silahlar bırakılsın, silahlar gitsin ve barış gelsin çağrısını mutlaka ve mutlaka yapmalıdır. AK Partili Mamak Belediyesi'nde Hizmet İş Sendikası ve Özgüven Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle belediye işçilerinin aylık ortalama en düşük ücreti 3500 lira oldu. Toplu iş sözleşmesi kanun hükmünde kararnameyle taşerondan kadroya geçirilen belediyenin yaklaşık 1600 işçisini kapsıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum inşallah. Taşerondan kadroya geçen Mamak Belediyesi işçileri ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı. En düşük ücret 3500 lira olarak belirlendi. Bu sözleşmeyle sosyal yardımlarla beraber en düşük ücretin 3500 lira olarak verilmesine karar verdik. AK Partili Mamak Belediyesi'nde Hak İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası ve Özgüven Sen arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taşeron işçilerin kanun hükmünde kararname ile kadroya geçirilmesinin ardından süreç Temmuz ayında başlamıştı. Bu kapsamda taşerondan kadroya geçen Mamak Belediyesi'ndeki yaklaşık 1600 işçi için masaya oturuldu. Sayın Murat Köse'yi. Sözleşmenin imza törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz katıldı. Özgüven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve personel de törende yer aldı. Mesai arkadaşlarımızın her birinin alacağı ücreti imkanlarımızı çok çok zorlayarak, imkanlarımızın üzerinde artırarak sizlerin refah seviyesinin artması, daha geniş imkanlarla sosyal hayatlarınızı sürdürmeniz ve şehrin imkanlarına eşit bir şekilde ulaşabilmeniz bizim amacımız. 2 yıl geçerli olacak toplu sözleşmeyle birlikte belediye işçilerinin aylık ortalama en düşük ücreti 3500 lira oldu. Belediyemizin mali imkanlarına zorlayarak işçilerimizin alması gereken, mesai arkadaşlarımızın alması gereken ücretlerin en üst rakamdan vermeye çalışıyoruz inşallah. Sözleşmeyle çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmelere gidildi. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yanı sıra evlenme, doğum, ölüm, yol, öğrenim, yemek ve çocuk yardımı gibi ödemeler de yükseltildi. Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneği yoktur. İzmir'deyiz. İzmir Banliyösü'nde 330 emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son toplantı Cuma günü yapılacak. Yani bugün işçiler eşit işe, eşit ücret talebinde bulunuyor. Ulusal kanala konuşan Demiryol İş Sendikası Şube Başkanı Abdullah Giral, greve gitmeden masada çözümde ısrarcıyız dedi. Diren işçi simgesi, İzmir işçisi. İzmir'de toplu ulaşımın omurgasını oluşturan İzmir Banliyösü'nde 330 emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona geliniyor. Salgın nedeniyle 26 Kasım 2020 tarihinde başlayan görüşmelerde toplam 4 toplantı gerçekleşti. Son toplantı Cuma günü yapılacak. Masada anlaşamazsak bu 60 günlük süre sonunda taraflar olarak arabulucu tayin isteyeceğiz. İzmirlileri yakından ilgilendiren görüşmeyle ilgili Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, ulusal kanala konuştu. Masada çözümden yana olduklarını belirtti. 5. dönem toplu iş sözleşmemizi bir an önce masada çözmek, çalışanın yüzünü güldürmek istiyoruz.
İzban'da 10 yıldır çalışan bir makinistin aldığı net maaş 2679 lira. Asgari ücrete gelen zamla bu maaş 2825 liraya çekilerek asgari ücrete denkleştirildi. Sosyal yardımlarla beraber bu rakam 3457 lira 43 kuruş oluyor. İzmir'de ulaşım sektöründe çalışan 10 yıllık otobüs şoförü ise 3605 lira alıyor. Sosyal haklar dahil edildiğinde şoför maaşı 6160 lira 76 kuruşa ulaşıyor. İzban emekçileri yeni dönemde aldıkları maaşla artık asgari ücretin altında kalmak istemiyor. Eşit işe eşit ücret diyor. Belediye başkanımız eşit işe eşit ücret söylemi sürekli olarak gündeme getirdi. Biz de bu taleple umutluyuz. Yaşamımızı idame ettirebilecek, yastığa başımızı koyduğumuzda ay sonu düşünmeden uyuyabileceğimiz miktarlar istiyoruz. Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzban işçilerinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım sektöründe çalışan işçilerin aldığı maaşları almasını istiyoruz dedi. İzulaş'ta, İzalman'da şoförlük yapan bizde de makinistlik yapıyor. Oradaki atölyelerde çalışan teknikerler bizde de tekniker. Onların aldığı ücretleri istiyoruz. Onların aldığı sosyal paketlerin bizlere de verilmesini istiyoruz. Gözler cuma günü yapılacak son toplantıda. Masada anlaşma sağlanamazsa 15 günlük arabulucu süreci başlayacak. Burada da bir sonuç çıkmazsa İzban'da yetkili Demiryol İş Sendikası grev kararı ilan etmek zorunda. Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkartılan PTT işçileri eylemlerine devam ediyor. Mücadelelerinde bir ayı geride bıraktılar. Vatan Partisi yöneticileri işçileri ziyaret etti. İşlerini ve haklarını isteyen PTT emekçileri 1 Şubat'ta Ankara'ya gidecek. Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan PTT Sen emekçilerinin eylemi bir ayı aştı. Biz hakkımızı sonuna kadar almak için sürdüreceğiz. İstanbul ve İzmir'de sendikalaşma faaliyetlerinden dolayı işten çıkarılan emekçiler işlerini geri istiyor. Türkiye'de PTT'de çalışan toplam 14 bin, 15 bin kardeşimiz için buradayız. Onların Vatan Partisi olarak her daim yanındayız. Bu mücadeleyi kazanacaklar. Onların adımız kadar eminiz. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen geçtiğimiz gün işçilere destek ziyareti yapmıştı. Şişli ilçe yöneticileri de işçilerin yanına gitti. Vatan Partisi Şişli İlçe Başkanı Ersoy Akalın işçilerle sohbet etti. Biz bu zaferi, inandığımız bu zaferi eninde sonunda kazanacağız. Ziyarete Vatan Partisi İşçi Sendika Avrupa Yakası Sorumlusu Süleyman Doğan da katıldı. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşlerini ve haklarını isteyen PTT emekçileri 1 Şubat'ta Ankara'ya gidecek. PTT Genel Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yetkililerle görüşecekler. Bu hakkı eninde sonunda alacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı reform çalışmaları devam ediyor. Şimdi yargı ve ekonomi alanına ilişkin hazırlanan reform taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Konuya ilişkin ilgili bakanlarla AK Parti kurmaylarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Şubat ayında açıklanması ve meclise sunulması beklenen taslak metnin son hali gözden geçirildi. Peki metinde neler var? Ayrıntıları haberimizde izleyelim. Reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Yargı ve ekonomi alanındaki reform çalışmalarında taslak metin tamamlandı. Gözler düzenlemenin meclise sunulmasına çevrildi. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Reform hazırlıklarını eşgüdümle yürüten bakanlıkla AK Partili bazı kurmaylar 20 Ocak'ta bir toplantı yaptı. Toplantıda son hali gözden geçirilen reform metni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Şubat ayında Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması beklenen metnin ardından da meclise sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği görevler, verdiği takvimler, verdiği konular var. Tamamlandığı anda kendilerini arz edecekler. Reformla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yapılması gündemde. Her iki mahkemenin vereceği hak ihlali kararlarının yeniden yargılama nedeni sayılmasının taslak metinde yer aldığı belirtildi. Zaten devletlerinin uygun gördüğü bir takvim içerisinde de
meclise gelmesi için gerekli çalışma yapılacak. 2020 yılında çıkarılan birinci yargı paketiyle azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmişti. Reformla birlikte tutukluluk sürelerinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Soruşturma evresinde verilen gizlilik kararlarının da tutukluluk süresiyle sınırlı tutulması hedefleniyor. Yeni düzenlemelerle hakim ve savcıların dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Taslağa göre ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak. Bu kapsamda ihtisas mahkemeleri yaygınlaştırılacak. Çok sayıda avukatın çalışacağı, sadece ticari uyuşmazlıklara bakacak, arabuluculuk merkezleri kurulacak. Yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması ve hacizle ilgili şartların yumuşatılması da atılacak adımlar arasında yer alıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre mülkiyet hakkının korunmasında devlet şahıs, şahıs şahıs arasında süren davaların daha hızlı sonuçlandırılması sağlanacak. Şimdi Antalya'ya gidelim. Rusya domates kotasını 50 bin ton daha artırarak 250 bin tona yükseltti. Ortalık üretimin en önemli merkezi Antalya'da bu karar sevinçle karşılandı. Şimdi onlar kota dahil ihracatın önündeki tüm engellerin kalkınırmasını istiyor. Rusya domates kotasını yükseltti. Üreticinin de ihracatçının da gözü kulağa gelecek bu güzel haberdeydi. Yaklaşık bir aydır bu haberi bekliyoruz. Bu haber hem ihracatçımızı hem çiftçimizi gerçekten sevindirdi. Çünkü şu ana kadar ürettiği ürünü ucuza satan çiftçimizin gerçekten ürettiği ürünün değerini bulacağına inanıyoruz. Bu konuda emeğe geçen bütün bakanlarımıza, özellikle Dışişleri Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı. Örtü altı üretimin en önemli merkezi Antalya'da karar üretici ve ihracatçının yüzünü güldürdü. Şimdi onlar kotanın tamamen kaldırılmasını bekliyor. Bu 250 bin ton da önümüzde yoğun bir ihracat dönemi var. Herhalde yaz aylarına doğru tekrar dolacağını düşünüyoruz. Onun için kotasız bir ihracat yapmayı, kotasız bir ticaret yapmayı bekliyoruz. Bu konuda çalıştıklarını biliyoruz ve destekliyoruz. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi ve yaş sebze ve meyve ihracatçısı Cüneyt Doğan kararı ulusal kanala değerlendirdi. Bu haber sadece Antalya'daki üretici ve ihracatçıyı değil, Rusya'daki tüketiciyi de sevindirdi. Çünkü bugün Antalya'da domates 1 lira 2 lira, Rusya'da marketlerde domates 20 TL. Şimdi Antalya'da domates nasıl artacaksa Rusya'da domates aynı doğru orantıda düşecektir. İki taraf da memnun olacaktır. Doğan, ihracatın önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istedi. Antalya ve İzmir şu anda kota açılsa bile domates ve biber ihracatı konusunda Rusya'ya yasaklı. Bitkideki olan bir hastalık yüzünden. Bu konuda Rusya'nın almış olduğu karara katılmıyoruz ve yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu anda ihracat yapılan diğer şehirlerden analiz de yapılıyor ve bu analizlerin sonuçlarına baktığımızda böyle bir hastalığın gözükmediğini görüyoruz. İhracatın yapılmasını, açılmasını, bu konuda bakanlığımızın çalışma yaptığını biliyoruz. Bir an önce açılmasını talep ediyoruz. Antalya çiftçisi üretimin önündeki kota engelinin kaldırılmasına dönük taleplerini sık sık mikrofonumuzdan dile getirmişti. Devletimizden Rusya'daki kotanın kalkmasını istiyoruz. Devletimiz Rusya'yla görüşüp kotayı kaldırsın. Sosyal medya devlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören düzenlemede 3. aşamaya gelindi. Yasaktan şu anda 2 büyük sosyal medya platformu etkileniyor. Peki bu platformlar temsilci atamamakta direnirlerse ilerleyen günlerde kullanıcıları ve sosyal ağları neler bekliyor? Haberimizi izliyoruz. Türkiye'den reklam itibariyle doldu. Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya ağlarına reklam yasağı devreye girdi. Sosyal ağlar zaten reklam gelirleri kısıtlanacağı için şimdiden zarar görüyorlar gibi. Reklam veremeyeceğiz ya da alamayacaklar. Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine yönelik süreç devam ediyor. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu bulunuyor. İki tane ağ kaldı böyle temsilci atamayan. Yani Twitter ve Pinterest. Atamama sebebi muhtemelen Twitter'ın zaten buradan yeterince reklam geliri olmaması. O yüzden de çok umursamadılar gibi geliyor.
Bu durumda biz hani kullanıcılar umursuyoruz, bize olan olacak. Sosyal medya kanununa uymayan şirketlere daha önce ilk etapta 10, ikinci etapta ise 30 milyon lira para cezası uygulandı. Üçüncü yaptırımsa reklam yasağı oldu. Reklam yasağı 3 ay süreyle uygulanacak. Eğer yine sosyal medya platformları 3 ayın ardından temsilcilik açmazsa %50 bantlar altılmasına gidilecek. Sonraki aşamada vatandaş sürekli kullandığı bazı hesaplara ulaşamayacak. Bant daraltmasının uygulandığı bir aylık sürenin sonunda da yükümlülüğe uymamakta ısrar edilirse internet trafiği bant genişliği %90 daraltılacak. Site ya da uygulamaya erişmeye çalışırken yani açılıyor gibi olacak. Açılacak ama zor açılacak. Zamanla da çok daraltılınca da açılmayacak. Yani böyle engellenmiş gibi çıkmayacak. Bilgisayar ya da cihazınız erişmeye devam edecek. Bant çok dar olduğu için erişme zor olacak ve giderek de imkansız hale gelecek. Türkiye'de temsilcilik açan sosyal medya platformlarının sayısı her geçen gün artıyor. Google YouTube üzerinden açtı en azından. TikTok açtı, LinkedIn açtı, Microsoft temsilen biraz da. İşte dün de Facebook açtı. Dailymotion'da video sitelerinden açmıştı. Yani bildiğimiz büyük mecralardan yalnızca Twitter ve Pinterest kaldı böyle temsilci atamayan. Manisa'dayız. Manisa'da jeotermal enerji santralleri köylülerin tepkisine neden oldu. Çünkü bölge halkı tarım arazilerinin zarar gördüğünü söylüyor. Dev santraller, gökyüzüne salınan kirli hava. Manisa'daki jeotermal enerji santralleri bölge halkının tepkisine neden oldu. Bir örnek vereyim size. Akşam arabanızı yıkayıp evin üzerine koyuyorsunuz. Fakat sabah kalktığınızda arabanızın camı masmavi, kükürt atılmış gibi. Alaşehir'deki piyadeler ve örnek köyüyle Salihli'deki Çapaklı ve Yılmaz köylerindeki santrallerin yarattığı hava kirliliği dikkat çekiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Başkanlığında CHP milletvekilleri bölgede yaşayanlarla konuştu. Bölge halkı tarım arazilerinin ve doğanın büyük zarar gördüğünü söyledi. Hava kirliliği, mahsul alamıyoruz, bahçelerimizde ekmiş olup yetiştirdiğimiz eski mahsullerimiz yok zaten. Bölgede toplam 13 jeotermal enerji santrali olduğu biliniyor. Çapaklı'da kurulmak istenen biyogaz enerji santraline de vatandaşlar karşı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan bir sitede yurttaşlar kentsel dönüşüm için imar talebinde bulundu. Fakat iddiaya göre Karşıyaka Belediyesi onların taleplerini onaylamayarak imar durum belgelerini vermedi. Eylem yapan site sakinleri olası bir depremde yaşanabilecek kayıpların sorumlusunun CHP'li İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi olduğunu söyledi. İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Atakent mahallesinde oturdukları 47 yıllık sitenin kentsel dönüşüme girmesini isteyen vatandaşlar eylem yaptı. Çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu site sakinleri kentsel dönüşüm yaptırmaları durumunda 0.40'lık büyüme hakkı kazanıyor. Fakat Karşıyaka Belediyesi talimatıyla dönüşüm işlemi reddedildi. Karşıyaka Belediyesi mevcut haklarımızı elimizden almak üzere plan notlarında değişikliğe giderek %40 olan büyüme hakkımızı kullanacak şekilde kentsel dönüşüm taleplerimizi reddederek imar durum belgesi vermemektedir. Büyüme haklarının ellerinden alınması durumunda sakinlere kentsel dönüşümde yüksek bedeller çıkıyor. Fakat onlar bu bedelleri ödemekte güçlük çekecek. Haliyle kentsel dönüşüm işlemi de rafa kalkacak. Bina sahiplerinin daire başı 400 ile 500 bin lira arasında bir maliyet üstlenmesi karşılığında gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Büyük oranda emekli ve sabit gelirli kişilerden oluşan kat maliklerinin bu bedelleri ödeme imkanı bulamayacağı aşikardır. Yapılan eylemde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a defalarca durumun anlatılmasına rağmen çözüm üretilemediği dile getirildi. Olası deprem durumunda yaşanabilecek kayıpların sorumlusununsa bu belediyeler olacağı vurgulandı. Olası bir depremde yaşanacak kayıpların sorumlusu Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır. 500-600 bin lira para ödemeyle yapamayacağınız binalarda deprem riskinde yaşamanızı size bırakıyorum. Böyle bir adalet olabilir mi?
Yurttaşlar Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan kendilerine mahkeme yolunu göstermesi yerine diyalog ve ortak akla davet etti. Cemil Tugay'dan beklentimiz bize mahkeme yolu göstermesi değil, ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulmasıdır. Mahkemeye gidin. Hangi belediye başkanı seçmiş olan insanlarına mahkemeye gidin sizinle mahkemede karşılaşacağız diyebilir. Şimdi Çanakkale'ye gidelim. Cumhuriyet Öğretmeni Hayriye Açıksöz, Ulusal Kanal'ın Dijitür kampanyasına anlamlı bir katkı yaptı. Açıksöz, Çanakkale'de oturduğu evi bağışladı. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkan ziyareti sırasında konuştu. Hayriye Öğretmen, kampanyaya neden destek olduğunu anlattı. Ulusal Kanal güvenilir ve Atatürk'ün izinden gidiyor dedi. Dinleyelim. Hedefimiz birinci kanal olmak. Ulusal kanalın 5 milyon evi daha aydınlatması için başlatılan kampanya tüm hızıyla sürüyor. Toplumun her kesiminden destek çağrıları geliyor. Güvendiğim için onlara bağışlıyorum. Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal'ın 5 milyon ev daha aydınlansın diyerek başlattığı atılım kampanyasında ilk hedefe ulaşıldı. Yılbaşı gecesi itibariyle Ulusal Kanal TVBu abonelerine merhaba dedi. Şimdi sıra Dijitürk'te. Güveniyorum. Çünkü onlar daima doğruları söylüyorlar. Cumhuriyet Öğretmeni Hayriye Açıksöz, Çanakkale'de bulunan evini bağışladı. Kampanyaya destek oldu. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkan, Cumhuriyet Öğretmeni'ni evinde ziyaret etti. Ulusal Kanal ama yıllardan beri izliyorum. Doğrulukları etkiliyor. Her şeyin en doğrusunu söylüyorlar. İkincisi milli bir kanal. Ben milli bir insanım. Açıksöz, Ulusal Kanal'ın güvenirliğine vurgu yaptı. Ulusal Kanal'ın Atatürk'ün izinde olduğu için kampanyaya destek olduğunu söyledi. Daima doğruları söylüyorlar. Daima gerçekleri anlatıyorlar. Milli bir kanal, Atatürkçü bir kanal. Harika Atatürk programları oldu. Atatürk'ün yolundan giden bir kanal herhangi bir kötülük yapabilir mi? Evet, Hayriye hocamıza ve tüm gönüllerimize bir kez daha sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi Türkiye'de son 50 yılda Marmara Denizi'nin yüz ölçümünden daha büyük 70'e yakın doğal göl kuruldu. Türkiye'nin 7 renkli gölü olarak bilinen Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde yaşanan su kaybı da her geçen gün daha da belirgin bir şekilde artıyor. Siyanobakteri dediğimiz. Ülkemizde son 50 yıl içerisinde Marmara Denizi'nden daha geniş alanı kapsayan göllerin, derelerin, çayların oluşturduğu sulak alanlarımız tamamen kurumuş ve kirlenmiş bir vaziyettedir. Bu önemli tespit Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır göller üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Doktor Erol Kesici'den geldi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Kesici, tehlike çanlarını çaldıran kuraklıkta 3 ana neden olduğunu söyledi. Hidrolojik kuraklık, meteorolojik kuraklık ve tarımsal kuraklıktır. Bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Su bütçemizin %80'i yine tarıma gitmiş, HES'lere gitmiş bir vaziyettedir. Kuraklığın temel nedeni ise suyun yani nemin az olmasıdır. Tatlı su özelliğindeki en büyük doğal tatlı su gölleri Akşehir, Beyşehir ve Eğirdir gölleri kurumak üzere. Eğirdir gölünden aşırı su alımları, çevresindeki yapılaşmalar, hala geleneksel tarımın yapılması gölde çok ciddi sorunlara neden olmuştur. Bugün gelinen noktada göl su bütçesinin neredeyse %70'ini kaybetmesinin yanı sıra aşırı kirlilikle karşı karşıyadır. Eğirdir Gölü, Isparta'nın 4 ilçesinin sınırları içinde bulunuyor. Son 35 yılda Eğirdir Gölü ile ilgili bir dizi çalışma yapıldı. Ancak buna rağmen göl korunamadı. Gerekli önlemler alınmazsa gölün ileriye taşınması çok zordur. Çünkü kuruma periyoduna girmiş, kıyıları tamamen bataklıklaşmış. Eğirdir Gölü'nün yüzeyi 520 kilometre kareden 410 kilometre kareye, ortalama su seviyesi 16 metreden 6 metreye kadar geriledi. Eğirdir Gölü ile Gölcük Krater Gölü, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Bu gelişmenin daha da anlam kazanabilmesi için mutlak suretle ana ilkelerinden vazgeçilmemelidir. Nedir burada ana ilkeler? Bu göllerimizin kıyılarında yapıya izin verilmemektedir. Bunun yanı sıra bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılmaktadır. Göl uzmanı Doktor Kesici önemli uyarılarda bulundu. Yapılaşmada esnekliklere kesinlikle izin verilmemeli, kesin korunacak hassas alanlar olarak kalmalıdır.
Şimdi Saim Armancı'yı dinleyeceğiz. Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 213 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Anadolu Ajansı muhabiri 2500 rakımlı Şivekür Tepesi'nde sizler için son durumu görüntüledi. İzleyelim. Son günlerde yurdun büyük bölümünde etkili olan kar özellikle Doğu Anadolu bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Ağır kış şartlarının yaşandığı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 785 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kış mevsiminin en uzun yaşandığı kentlerden birisi olan Hakkari'de de yine kar ve tipi nedeniyle 213 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Biz şu an 2500 rakımlı Şivekür Tepesi'ndeyiz. Burası Durankaya Beldesi ve Kayak Merkezi'nin ulaşımını sağlayan güzergah. Kameraman arkadaşım Hikmet Temeş'ten rica edelim ekranlara getirsin. Karla mücadele ekipleri burada yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yer yer 2 metre karın olduğunu söylemekte de fayda var. Bu arada Hakkari Şırnak Karayolu da Çalı Köyü yakınında düşen çığ sonucu ulaşıma kapandı. Ayrıca sabah saatlerinde Köprülü Köyü yakınında da dağdan kopan kaya parçalarının yola düşmesi sonucu söz konusu bölgede yol ulaşıma kapandı. Yine ekiplerin çalışmaları sonucu yol yine ulaşıma açıldı. Efendim günlük yaşantımızı en çok etkileyen şey hava durumu. Peki hava tahminleri nasıl belirleniyor? Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Sizler için hava tahminlerinin nasıl belirlendiğini anmayan kaydettik. Adana'da bulunan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Hava durumunun bizlere nasıl ulaştığını birlikte göreceğiz. Günde iki defa gökyüzüne bırakılan meteoroloji balonları hava durumu tahminlerinde kritik rol oynuyor. Dakikada yaklaşık 300 metre bir hıza sahip bu balonun yükselme hızı. Her gün aynı saatlerde bırakılan balonların amacını Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkez Sorumlusu Meteoroloji Mühendisi Mustafa Gülüm'e sorduk. Ravinson'da gözlemlerinin ana amacı hava tahmin modellerini yapmak ve ulusal uçuculuk amaçlarına hizmet etmektir. Sivil ve askeri uçak uçuşu, uçuş seviyelerindeki bilgiler için bu gözlemden elde ettiğimiz veriler kullanılmaktadır. Gülüm, Türkiye'nin 9 ilinden eş zamanlı bırakılan balonları önce atölyelerde hidrojen gazıyla şişirdiklerini, daha sonra da tek kullanımlık ölçüm cihazı takarak gökyüzüne bırakıp ölçüm yaptıklarını ifade etti. Hava ölçüm balonu hidrojen gazıyla doldurulduğu için son hazırlıkların yapıldığı bu atölyeye yanma ihtimaline karşı topraklama yapılarak giriliyor ve bu levhadan topraklama yapılıyor. Bu gözlemler yüksek atmosfer gözlemleriyle ilgili bu radyosonda rasatları yapılıyor. Dikine olarak atmosferi inceliyoruz. Yerden yaklaşık 30-35 kilometre kadar yukarıya kadar yükselebiliyor bu balonlar. Atmosferde rüzgar, sıcaklık, basınç ve nem sensörleriyle birlikte hava parsellerini inceliyoruz. Bu aldığımız ham veriler bizim hava tahmin modellerinde işleniyor. Sayısal tahmin modellerinde kullanılıyor. Mustafa Gülüm, balonlara takılan cihazla uçuş boyunca anlık olarak veri aldıklarını belirtti. Hava ölçüm balonu atmosfere bırakıldı ve verileri almaya başladık. Şu anda izleme merkezindeyiz. Yanımızda meteoroloji mühendisi Mustafa Bey var. Mustafa Bey de gelen verileri bizlere anlatacak. Biraz önce atmosferi dikey olarak incelemek üzere attığımız balonun gönderdiği sinyalleri görüyoruz burada. Sıcaklık, basınç, rüzgar ve nem değerlerini alıyoruz. Şu anda balonumuz 3600 metre kadar yüksekliğe ulaşmış durumda. Patlayıncaya kadar bu verilerin devamı gelecek. Patladıktan sonra da biz bunları kodlayarak yayınlayacağız. Uydu gözlemleri, radar gözlemleri, radar görüntüleri ve yer istasyonlarındaki gözlemlerden de faydalanarak hepsi birlikte değerlendirilip önümüzdeki günlerin hava tahmini yapılır. Gülüm, balonların belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra patladığını ancak genellikle yerleşim yerlerine düşmediğini söyledi. Genleşerek 10 metre kadar çarpa ulaştıktan sonra patlayıp serbest düşüş yapıyor. Ucunda paraşütümüz var ve cihazımız bu çok ağır bir şey değil. Genelde yerleşim yeri olmayan yerlere düşüyor. Reklam arası verelim. Ardından gelişmelerle devam edeceğiz.
Efendim gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz ve Brüksel'e gidelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle temaslarını sürdürüyor. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Leyen görüşmenin ardından diyalog şart dedi. Ancak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini işaret etti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell'de ilişkilerde Doğu Akdeniz'in merkezi bir yer tuttuğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında bugün de ikili görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği yetkilileriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ana gündeminde vizesiz Avrupa ve Gümrük Birliği konuları vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Leyen, atılacak adımlar hakkında görüştüklerini söyledi. Diyalog şart dedi ancak saha vurgusu dikkat çekti. Avrupa Birliği temsilcisi sahada inandırıcı adımlar bekliyoruz dedi. Ayrıca Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in ofisinden de bir açıklama geldi. Açıklamada Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı. Doğu Akdeniz'deki durumun ilişkilerde merkezi bir yer tuttuğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-Avrupa Birliği arasında atılmasını bekledikleri adımları sosyal medya hesabından sıraladı. Bakan, katılım sürecimiz canlandırılmalı, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği hayata geçirilmeli, düzensiz göç ve terörizmle mücadele işbirliği artırılmalı, Avrupa'dan yükselen ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekun mücadele edilmeli, dedi. Dışişleri Bakanı Brüksel'deki temaslarına bugün de devam edecek Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. Terör tutuklusu eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ardından Avrupa Parlamentosu da skandal bir karar aldı. Avrupa Parlamentosu Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kapsamında acilen serbest bırakılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu konulu oturum düzenlendi. Oturumda milletvekillerinin ardından Avrupa Birliği Komisyonu'nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli bir konuşma yaptı. Dalli konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği yönünde karar alındığını ifade etti. Dalli, yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarına ilişkin kararların endişe verici olduğunu da iddia etti. Avrupa Parlamentosu'nda oturumun ardından siyasi gruplar ortak bir karar tasarısı oluşturdu. 590 oyla kabul edilen tasarıda terör tutuklusu Demirtaş'ın koşulsuz şartsız acilen salıverilmesi talep edildi. Eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve Demirtaş hakkındaki suçlamaların düşürülmesi de talepler arasında yer aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş davası ile ilgili kararları da hatırlatıldı. Demirtaş'ın yanı sıra sözde insan hakları savunucuları, avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler ve akademisyenlere ilişkin davalar da tasarıda ele alındı. Avrupa Birliği yetkilileri ve kurumları bu davaların Türk muhataplarıyla temaslarında gündemde tutulması talep etti. Görüşmelerde bu kişilere destek verilmesi de istenecek. Amerika'dayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ı protesto eden göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı. Detaylar geliyor. Göstericiler Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldırarak binanın camlarını kırdı. Amerika'da dün Joe Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken Batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi. Portland'de protesto gösterisi düzenleyen Antifa göstericileri Biden'dan daha hızlı politika değişikliği talep etti. Biden karşıtı pankartlar taşıyan grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi merkezine yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı. Ardından kentteki Demokrat Parti merkezine saldıran grup binanın camlarını kırdı. Saldırının ardından Antifa üyeleri olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı. Yerel güvenlik birimleri yaptıkları açıklamada bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti. Göstericilerin pankartlarındaki Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz, biz yönetilemeyiz ifadeleri dikkat çekti. Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Irak'tayız. Irak'ın başkenti Bağdat'ta 32 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Saldırılar sonrası askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı. Irak'taki terör saldırısının ardından DAEŞ çıktı. Terör örgütü başkent Bağdat'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısını üstlendi. Bağdat, DAEŞ'ın 2017'de yenilgiye uğratılmasının ardından intihar saldırılarının hedefi olmamıştı. Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halit Mihan'la bu patlamayla DAEŞ hala var olduğu mesajını vermek istedi dedi. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi, saldırıyla ilgili güvenlik açığının soruşturulması talimatı verdi. Kazimi, güvenlik ve istihbarat kurumlarında çok başlılığa ve dağılmaya izin vermeyiz. Terörle savaşımız bitmedi. Bu uzun vadeli bir savaş, dedi. Irak'ta Şii lider Ayetullah Ali Es-Sistani de saldırıyı kınayarak güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Soruşturma talimatının ardından Bağdat'ın güvenliğinden sorumlu bazı üst düzey isimler görevden alındı. Görevden alınanlar arasında Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Muhammed Avi, İstihbarat ve Güvenlik İşlerinden sorumlu General Basim Velid, Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat da bulunuyor. Yunanistan'dayız. Yunanistan, Türkiye'yi 12 mil iddiası üzerinden kışkırtmaya devam ediyor. Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki haklarını hukuka aykırı olarak tehdit eden Atina'nın adımlarını müstafi Tümamiral Cüret Yaycı aydınlığa değerlendirdi. Yaycı, Atina'nın 3 aşamalı bir planı adım adım hayata geçirdiğini kaydetti. Yunanistan'ın 12 mil kışkırtması sürüyor. İyon Denizi'nde karasuları 12 mile çıkaran Atina yönetimi, Girit hattından Türkiye'yi tehdit ediyor. Yunanistan'ın hukuksuz adım ve açıklamalarını Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Aydınlık Gazetesi'nden Tevfik Kadan'a değerlendirdi. Söyleyeyim, bunlar başkaları. Yaycı, Yunanistan'ın 3 aşamalı bir planı adım adım hayata geçirdiğini söyledi. İyon Denizi'nden başlayan Yunanistan'ın Adalar Denizi ile süreci devam ettireceğini ifade etti. Sonraki aşamada Adalar Denizi'nde bulunan Büyük Çuha, Küçük Çuha ve Girit hattının karasularında 12 mil ilan edecekler. Bu da Adalar Denizi'nde 12 mil uygulaması olacaktır. Daha sonra Türkiye'ye adaların Doğu Akdeniz'de olduğunu bahane ederek bu kararı kabul ettirmeye çalışacaklar. Yani bu adaların karasularının 12 mile çıkarılması, Adalar Denizi'nde Yunan karasularının 12 mile çıkarılması anlamına gelir ve kasus bellidir. Yaycı, Yunanistan'ın planlarının Türkiye için... Aşılama devam ediyor. Şu anda 85 yaşındaki vatandaşlarımız aşılarını oluyor. İkinci part aşıların ne zaman gelmesi bekleniyor ve restoran işletmecilerin dün bir talebi vardı. Sıkı yöntemlerle, sıkı tedbirlerle açılmak istediklerini dile getirdiler. Bu kapsamda değerlendirmeniz ne olur? Kısıtlamalarla ilgili önümüzdeki günlerde bir gevşeme söz konusu. Değerli arkadaşlar, önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Ve beklentimiz bir 10 milyon gelecek. Ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz. Bu yaş grubu huzur evlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Ve tabii bu arada yine bilim kurulunun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek. Bir diğer konu restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor. Ve şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci
dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim. Ama elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir. Efendim, geçtiğimiz cumartesi günü Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Nedim Urhan'ı ziyaret ettiniz. Ziyaretinize ilişkin pek çok yorum yapıldı. Seçim takvimine göre seçim 2023 gözüküyor ama genellikle muhalefet kanadından daha erken olacağına dair söylemler yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Arkadaşlar, bu konuyla ilgili daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür. 2023'ten önce, Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire filan, bunlar tamamen oturmamış ama kendilerini acaba bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarihte Haziran 2023'tür. Efendim, geçtiğimiz hafta reformları yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız demiştiniz. Bir paketin, bir taslağın da hazırlandığı yönünde bilgiler var. Buna ilişkin bir takvim var mı? Ayrıca bu gelecek olan reform paketinde neler değişti? Değerli arkadaşlar, bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde zaten çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta içinde de yine özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili, onu da baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili olan çalışmalarımızı da yapıyoruz. Yani önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı, tarihi de açıklamak suretiyle inşallah yaparız. Efendim, geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'a bir ziyaret düzenlemişti ve ziyaret sonrasında da Sincar'daki teröristleri işaret ederek eğer Irak hükümeti bizden destek isterse destek vermeye hazırız demişti. Bu konuda Sincar'a yönelik bir ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz bunu? Değerli arkadaşlar, yani ortak operasyonları filan her zaman zaten yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur. Peki. Efendim, yakın zamanda Avrupa semalarında bayraklar ve ancaların uçacağı söyleniyor. Nerede? Avrupa semalarında bayraklar ve ancaların uçacağı söyleniyor. Burada bir anlaşma yapıldı mı? Yok, bu bakanımızın yani şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabii bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya falan bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabii bu Batı ülkeleri gerek Bayraktar'dan gerek Ankara'dan bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde de bunları değerlendirecektir. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeminde salgınla mücadele vardı, aşı çalışmaları, erken seçim tartışmaları ve reform çalışmaları ile birlikte Irak temasları. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bununla ilgili açıklamalar yaptı. Aşı ile ilgili efendim ikinci partinde bu hafta sonuna kadar gelebileceğini belirtti. 10 milyon doz aşı ile ilgili anlaşmanın yapıldığını belirtti efendim. Bilim kurulu çalışmalarıyla kademeli olarak aşı çalışmalarının sürecinin de devam edeceğini söyledi Sayın Erdoğan.
Restoran işletmeleri çok merak ediliyordu bu kapsamda. İşte bu noktada da kabine toplantısına karar verilecek. Başarılı süreci dikkatle yürütmek istiyoruz. Bir kısıtlamada gevşeme olur mu? Bunu kabine toplantısı sonrası görüşeceğiz ve karar vereceğiz açıklamasında bulundu. Erken seçim tartışmaları ile ilgili de bir açıklama yaptı. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş tarih Haziran 2023'tür. Öncesi yoktur dedi. Bir kez daha yanıt verdi ve reform çalışmaları ile ilgili de açıklama yaptı. Irak temasları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yine soruldu bu temaslarla ilgili bir operasyon gerçekleşir mi? Bununla ilgili bir açıklama yapmamın mümkün olmadığını belirtti Sayın Erdoğan ama bir gece ansızın gelebiliriz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Açıklamaları bu yöndeydi. Devam edelim. Bültenimizde şimdi Şırnak'a gideceğiz. Tabii ki öncesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları var. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Sayın Gül. AYM'nin Enis Berberoğlu kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine hakaret edenlerle ilgili de açıklama yaptı. Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum dedi. Olacak olan hukukun emrettiği şeydir. O da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı ve hukukun uygulanması, üstünlüğü, hukuk güvenliğidir. Şimdi değerli arkadaşlar, kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstünde. Hele anneler olunca anneler başımızın tacı. Ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'in çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız, bu çirkin, insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri şiddetle kınıyorum. Bu alçak, bu insanlık dışı, haysiyetsiz ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde en ağır cezayı, hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Hiç kimsenin annesine, hiç kimsenin eşine, çocuklarına, ailesine kimsenin küfretme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Efendim tüm yurtta evlat nöbetleri kararlılıkla devam ediyor. Şırnak'ta çocukları kaçırılan aileler bir kez daha HDP il binası önüne yürüdü. Diyarbakır'daki nöbet eylemi de giderek büyüyor. Son olarak Bingöl'den bir aile daha katıldı. Şırnak'ta çocukları daha kaçırılan aileler HDP il başkanlığı binası önünde eylem yaptı. Aileler Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'ndeki yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gitti. Ellerinde Türk bayrakları ve daha kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler PKK aleyhine slogan attı. Eylemden vazgeçmeyeceklerini söyleyen aileler artık kimsenin çocuğunun dağa götürülmesini istemediklerini vurguladı. Diyarbakır'daki nöbet eylemi de büyüyor. Çocukları dağa kaçırılan bir aile daha eyleme katıldı. Bingöl'ün Karlova ilçesinden 6 yıl önce dağa götürülen oğlu için eyleme katılan anne Fatma ve baba Nurettin Borak çocuklarına çağrı yaptı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na giden HDP'li milletvekilleri çadırda nöbet tutan aileleri bir kez daha yok saydı. Ailelerin yanından kaçan HDP milletvekilleri yuhalamalar eşliğinde hızla parti binalarından uzaklaştı. Aileleri görmezden geldiler. Yuhalama eşliğinde araçlarına binerek kaçtılar. HDP'li milletvekilleri iş ve aş buluşmaları adıyla düzenledikleri program için Diyarbakır'daki il binasına gitti. Aralarında HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da vardı. Programın ardından binadan çıkan milletvekilleri direkt araçlarına yönelerek aileleri yok saydı. Çadırda nöbet tutan anne ve babalar bu duruma tepki gösterdi. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu aileleri kışkırtmak için zafer işareti yaptı. Kısa süreli gerginlik çıktı. HDP İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erkeksin! Çık derim ceylanını hesabına bana ver! Yedisene bu acısını hesabına bana ver! HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler milletvekillerini yuhaladı.
Daha kaçırılan evladı için eylemi sürdüren baba Celil Bektaş bu sırada fenalaştı. Bektaş'a sağlık ekipleri müdahale etti. Arabanı açın. 112 var. Açın abi şunu. Açın. Barikatların arkasına sığındılar. Konuştular kendilerince. Bizim yüzümüze bile bakmadılar. Aileler HDP'li vekillerden çocuklarının hesabını vermelerini istedi. Milletvekili Garo'ya sesleniyorum. O da bugün buradaydı. Geçen sene diyor ki diyor bugüne kadar diyor o anneler diyor bugüne kadar neredeler? 1,5 sene oldu bu anneler senin kapıda, sen de bugün bu kapıya geldin. 507. günü geride bırakan aileler çocuklarını almadan eylemden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Gizlenerek ve başlarına eğerek de çağırmamıza rağmen yollarına devam ettiler. Hiç bizim yüzümüze bile bakmaz oldular. Daha HDP binasında evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz. HDP çocuklarımızı kaçırıyor. HDP'nin kapatılması gündemdeki yerini koruyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması ile ilgili Saros araştırma şirketi dikkat çeken bir anket yayınladı. İlk kez ulusal kanal yayınında açıklanan ankete göre halkın büyük bir çoğunluğu HDP'nin kapatılmasını istiyor. AK Partililerin %92.8'i, MHP'lilerin de %97.1'i PKK'nın siyasi uzantısının kapatılması gerektiği görüşünde. 49.9 halkımız evet demiş, 39.4 hayır, 10.7 fikir beyan etmemiş. Saros araştırma şirketi, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması ile ilgili dikkat çeken bir anket yayımladı. Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik. Çarpıcı sonuçların yer aldığı ankette vatandaşlara HDP'nin kapatılması ile ilgili görüşleri soruldu. Muhalefet muhalefetliğini yine yapmış burada. Hayır demiş iktidarda, üzerine düşeni yapmış, evet demiş. Bu kararımızın cesaret ve inanmışlıkla arkasındayız. Anket sonuçlarına göre vatandaşların %49.9'u evet HDP kapatılsın yanıtını verdi. %39.4'ü ise kapatılmasını istemediğini kaydetti. Kararsız seçmen de dağıtıldığında HDP'nin kapatılmasını isteyenlerin oranı %57'yi buluyor. 49.9 halkımız evet demiş, 39.4 hayır, 10.7 fikir beyan etmemiş. Bu 10.7'yi dağıttığımız zaman 57'ye 43 gibi bir oran oluyor bu arada. Terör örgütünün işte liderinin biz heykelini dikeceğiz dediği zaman, bu terör örgütü terör örgütü değildir dediği zaman, güvenlik güçlerimizi, masum kadın ve sivilleri öldüren mensuplarını kutsadığı zaman tabii ki hukuk devletinin bir çaresi olacak. HDP anketinde çarpıcı olan bir diğer sonuç da Cumhur İttifakı ile ilgili. AK Partililerin 92.8'i, MHP'lilerin de %97.1'i PKK'nın siyasi uzantısının kapatılması gerektiği görüşünde. CHP'li seçmenle HDP'li seçmen yukarıda nasıl ittifak yapılıyorsa altta da öyle bir ittifak yapmış. İyi Partili seçmenin 28.8'i evet derken 51.4'ü hayır demiş. Millet İttifakı'nı oluşturan parti seçmenlerine de HDP ile ilgili görüşleri soruldu. İYİ Parti'ye oy verenlerin %28'i HDP'nin kapatılmasını istedi. %51.4'ü ise kapatılmaya karşı çıktı. Milliyetçiyim diyen bir İYİ Parti ve hayır diyen 51.4 hayır diyen bir seçmeni var. Burada MHP'nin 97.1 ile evet demesi milliyetçiliğini gösteriyor. Ama İYİ Parti'yi anlamış diyelim. HDP'nin %100'ü hayır demesi gayet normal. Verileri Saros Araştırma Şirketi Başkanı Burhan Eptemli ulusal kanal yayınında değerlendirdi. CHP'yi de anladık. Ama burada İYİ Parti'yi gerçekten anlamıyorum. Anlayamıyorum. İYİ Partili seçmen HDP'nin kapatılmasına nasıl hayır der? Bunu anlamış değilim. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK'nın sözde gevşek yapılanması, BGH içerisinde faaliyette bulundukları ve kent genelinde çeşitli yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Sultangazi'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerden 6'sını yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü firari zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
3. Savunma Sanayi Buluşmaları etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yakında Avrupa semalarında bayraktarların ve ankaların uçtuğunu göreceğiz dedi. Varank, ülkemizi savunma sanayinde devler ligine çıkaracak ifadelerini kullandı. Türkiye yaptırımlara ve baskılara savunma sanayinde atakla yanıt veriyor. Hedef %75 yerlilik. Yakın zamanda Avrupa semalarında bayraktarların ve ankaların uçtuğunu görebiliriz. Ankara'da savunma sanayinde yerli ve milli üretim temalı 3. Savunma Sanayi Buluşmaları etkinliği düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada bir konuşma yaptı. Yerlilik oranlarımız günden güne artıyor. İnşallah 2023'te yeni yerlilik hedefimiz %75. Türkiye'de savunma ve havacılık sanayi cirosu 12 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. 2005'te 340 milyon dolar olan ihracat bugün 3 milyar doları buldu. Ben inanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok daha kısa süre içerisinde ülkemizi savunma sanayinde devler ligine çıkaracak. Aslında bunun sinyallerini son yaptığımız büyük çaplı yurt dışı satışlarla almaya başladık. İşte Ukrayna'ya, Katar'a, Azerbaycan'a, Tunus'a yaptığımız SİHA satışları. Başarıları anlatan Varank bir de iddialı bir cümle kullandı. İnanıyorum ki çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan bayraktarların ve ankaların uçtuğunu göreceğiz. Türk savunma sanayinin gücünü İngiliz bakandan alıntıyla vurguladı Varank. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace söylüyor. SİHA'larımız için kullandığı ifade kısa ve net. Game changer. Yani oyunun kurallarını değiştiren teknoloji. Bu ne demek biliyor musunuz? Açık bir şekilde bu alanda Türkiye'nin üstünlüğünün kabul edilmesi demek. Açık bir şekilde artık kuralları Türkiye'nin belirlediğini itiraf etmek demek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstanbul Halk Ekmeği'nin mobil büfelerini yasakladığı iddiası ortaya atıldı. Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada bakanlığın mobil büfeleri yasaklayan genelgesi söz konusu değildir denildi. Sosyal medya mecralarında ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberler yalanlandı. Bakanlığın ekmek satışını yasaklayan bir bildirimiyle genelgesinin söz konusu olmadığı ifade edildi. İstanbul Halk Ekmeği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekmek büfelerinde ve mobil araçlarda yasaklandığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan habere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık söz konusu talimatın 21 Ocak 2021 tarihinde konutta ekmek üretimi talimatı başlığıyla yayınlandığını belirtti. Bakanlığa ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığı vurgulandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı için iki aileyi ziyaret etti. Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının İstanbul'da devam ettiğini belirtti. Vali, 2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231.556 aileye yardım edildi dedi. 150 bin şeklinde gıda kolileri ayarladık. Hep beraber sosyal yardımlaşmanın yani devletimizin imkanlarıyla. Vefa sosyal destek çalışmaları kapsamında 150 bin gıda kolisi hazırlandı. İhtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere sevkiyat başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımına katıldı. İki aileyi ziyaret etti. Evet Ezgi, düşüyor musun? Düşmüyorsun. Vali Yerlikaya'nın ilk adresi Zeytinburnu'nda Aslantaş ailesi oldu. Biz her zaman Valilik, Zeytinburnu Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma sizlerin yanındayız. Yerlikaya daha sonra Fatih'te Kaymakam Kaan Peker'le birlikte Boğa ailesine misafir oldu. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Kursuna yardımcı olalım. Tamam. Şeyde tablet verelim. 2020 yılında 231.556 ihtiyaç sahibi aile tespit edildi. Geçtiğimiz Mart ayında vefa hizmetleri kapsamında 333 bin aileye gıda kolisi ulaştırıldı. Vatandaşlara 177.638.691 lira nakdi, 59.727 aileye 20.991.630 lira aynı yardım yapıldı. Gıda kolilerinin tamamının ise ay sonuna kadar ailelere ulaştırılması planlanıyor.
Salgın gündemiyle devam edelim. Efendim COVID-19'da mücadelede önemli bir sürece giren Türkiye'de 1 milyon 100 bin aşkın yurttaş aşı oldu. Aşılamada birinci basamağın üçüncü aşaması da uygulanmaya başlandı. 85 yaş üzeri yurttaşlara aşıları evlerinde yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı tedarik sürecinin takvime uygun bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Sağlık çalışanları ve 90 yaş üstü yurttaşların ardından şimdi de 85 yaş üzeri yurttaşlara aşılama işlemi başladı. Herkesi aşıya bekliyoruz. Çin'den 30 Aralık'ta getirilen 3 milyon doz aşı 14 Ocak'ta Türkiye'de uygulanmaya başlandı. İlk etapta 980 bin sağlık çalışanı aşı yaptırdı. Ardından da huzurevi ve bakım evlerinde kalan yurttaşlarla 90 yaş üstü yurttaşlara aşı yapılma aşamasına geçildi. 14 Ocak'tan bu yana 1 milyon 100 bini aşkın yurttaşa aşı yapıldı. 21 Ocak itibariyle de aşılama takviminde bir diğer önemli sürece girildi. Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanları 85 yaş üzeri vatandaşlara evlerinde aşı yaptı. 15-20 dakika bekliyoruz. Bir sonraki aşama ise 80 yaş üzeri yurttaşlarımızın aşılanma süreci olacak. Aşı uygulanacak grup sıralamasına göre daha sonra 75 ve 70 yaş üzeri yurttaşlara aşı yapılacak. 65 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasının ardından Milli Savunma, İçişleri, Adalet Bakanlıklarında çalışan ve kritik görevlerdeki kişiler aşıya ulaşacak. Önümüzdeki günlerde Çin'den 47 milyon daha aşı getirilecek. Konu 20 Ocak'ta yapılan bilim kurulu toplantısında ele alındı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı bir açıklama geldi. Koca, tedarik aşamasında aşı programına ara verilmeyeceğini aktardı. Bakan, sürece ilişkin aşı uygulamasıyla uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı. Buna uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıkladı, hemen belirtelim. İkinci aşı sevgili izleyiciler sevkiyatının hafta sonuna kadar gerçekleşebileceğini söyledi. 10 milyon doz gelecek belirtelim, Sayın Erdoğan açıkladı. Ve şimdi bilançoya bakalım, son durum nedir? Tablo gelecek şimdi ekranlarınızda, turkuaz tablo ekranlarınızda efendim. Türkiye'de son 24 saatte 6.289 yeni vaka, 6.289 kişinin yani testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Bugün belirlenen hasta sayısı ise 743 oldu. Tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.290.032'ye yükseldi. Ölüm oranlarının yine yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte maske kullanmak günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ancak uzun süre maske kullanımı cilt rahatsızlıklarını da tetikleyebiliyor. Özellikle maskenin temas ettiği yerlerde sivilce artışı olabiliyor. Ancak bunun önüne geçmek mümkün. Peki bu şikayetler için ne yapılmalı? Haberimiz izleyelim. Maskeleri maalesef yıkayamıyoruz. Bu yüzden mecburen maskenin ilk alındığı ham haliyle maskeyi takıyoruz ve tekstil boyalarına maruz kalıyoruz. Salgının başlamasıyla birlikte cerrahi maskeler hayatımızın bir parçası oldu. Ancak uzun süre maske kullanımı cilt sorunlarını da beraberinde getirdi. Alerjiler artabilir, gül hastalığı maskeyle artabilir, kontak dermatitler artabilir ve onun dışında en çok akneyi görüyoruz maskeyle artan. Maskenin kapattığı bölgede cilt havasız kalıyor, yağlanmaya veya kurumaya başlıyor. Bu durumda sivilce ve akne oluşumuna zemin hazırlıyor. Sanki yoğun bir krem sürmüşüz, yoğun bir yağlı bir nemlendirici sürmüşüz gibi gözenekleri tıkar. Bu tıkanan gözenekler birkaç gün artık orada bir inflamasyon, yangı oluşur ve orada sivilce oluşur. Uzmanlara göre günlük maske kullanımının ardından düzenli olarak cilt bakımı yapılmalı. Nemlendiricilerimizle su bazlı, sivilce yapmayan, üzerinde non-komedojeniktir şeklinde etiket olan nemlendiriciler kullanalım. Ben maskenin altında fondöten kullanmayalım, kapatıcı kullanmayalım. Güneşten koruyucu bu mevsimde zaten kullanmamıza gerek yok. Zaten maskeyi koruyor. Öte yandan hastalıktan korunmanın diğer bir adımı el hijyeni. Ancak sık sık el yıkamak, kolonya ve dezenfektan kullanmak bazı cilt sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Dezenfektan kullanmanın bir süresi ya da sıklığı yok. Ne zaman elimiz kirlenirse o zaman dezenfektan uygulayalım. Ve dezenfektan uyguladıktan sonra da solunum yollarımızı korumak için o ortamdan uzaklaşalım.
Hatay'da geçen Ekim ayında PKK tarafından yakılan Kara Hüseyinli İlkokulu'nun kütüphanesi Cumhuriyet Kadınları Derneği sayesinde yeniden hayat buldu. Yanan kitaplar için Cumhuriyet Kadınları Derneği kitap kampanyası başlattı. Kampanya sonucu kütüphane yeniden eski haline kavuştu. PKK'nın yaktığı kütüphane Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin çabaları sonucu yeniden eski haline kavuştu. Eminim bu güzel öğrencilerimiz bu kitapları görünce çok mutlu olacaklardır. Umarım bütün arkadaşlar, bütün dernekler bu görevi yapacaklardır. Hatay'da 11 Ekim 2020 tarihinde PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları İnisiyatifi tarafından ormanlar ateşe verilmişti. Arsuz ilçesindeki Kara Hüseyinli İlkokulu'nun kütüphanesi de yanmıştı. Okulun kütüphanesi yeniden yapıldı. Kitaplar içinde Cumhuriyet Kadınları Derneği devreye girdi. Derneğin Hatay Şubesi kitap kampanyası başlattı. Kampanyaya ülke genelinden binlerce kitap gönderildi. Anlayan, yorumlayan nesiller yetiştirmek, bunun için ilkokul 1. sınıftan 4. sınıf düzeyine kadar okuma kitapları, kırtasiye malzemeleri, zeka oyunları gönderen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Hatay Şubesi gönderilen kitapları Kara Hüseyinli İlkokulu'na teslim etti. Okul Müdürü Fevzi Erişan kampanyadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletimizin yardımseverliğini, dayanışma duygusunu bir defa daha burada gördük. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. İnşallah bizim okulumuz gibi daha zor şartlarda öğrencileri olan okullara yardımlarınızı bekliyoruz. Kitaplar okul kütüphanesine dizildi. Öğretmenler de büyük mutluluk yaşadı. Cumhuriyet Kadınları Derneği bize geldi. Yangından sonra ihtiyacımız olan kitapları ziyadesiyle, hatta o kadar fazla getirdi ki ihtiyacı olan başka okullara da ulaştırmak için biz de çabalayacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Hatay Şube Başkanı Filiz Akın, eğitim için her zaman çocukların yanında olacaklarını söyledi. Geleceğimiz olan çocuklarımızı kitapsız bırakmamak için yurt içinde kitap bağışı kampanyası başlattık. Bize gönülden ses veren, ellerini uzatan şubelerimiz ve dostlarımızdan kitaplar yağdı. Derneğimiz ülkemizin çağdaşlaşması ve ilerlemesi için her zaman öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin yanında olacak. Siyasetteki gelişmelerle devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un gönderdiği eleştiri mektubuna ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir, konuşulur dedi. Çelebi ise daha önce Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşmelerine rağmen değişiklik olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. CHP'deki mektup krizi derinleşiyor. Tartışmalara Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'nun tepki açıklamasına taraflardan jet yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan'a mektup yazılmaz arkadaşlar. CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 Aralık 2020'de bir mektup gönderdi. İmzası olmayan CHP milletvekili Özcan Özel'in de mektubu desteklediği belirtildi. Atatürk'ün mirasına saygısızlık. Parti politikalarını eleştiren mektupta dostlarla ittifak, Abdullah Gül ve HDP ile ittifaka ilişkin rahatsızlıklar dile getirildi. Genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok. CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün bu açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yaptı. Mektup gönderme yönteminin yanlış olduğunu savundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz arkadaşlar. Genel başkanlar randevu alınır, gelinir, konuşulur. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevu ister, gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa ben mektup yazdım. Bunları kabul etmeyiz ve doğru değil. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin siyasi parti kurma faaliyetlerine ilişkin de konuştu. Hayırlı olsun dedi. Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz yani? Efendim, parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurarlar. CHP liderinin mektup sözlerinin ardından İzmir Milletvekili Çelebi'den yeni bir açıklama geldi. 27 Ekim 2020'de Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüklerini anlatan Çelebi, ancak taleplerine ilişkin bir adım atılmadığını söyledi. Hürriyet gazetesine konuşan Çelebi, biz mektup arkadaşı aramıyoruz, mektubumuzla ilgili adım atılmasını bekliyoruz dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Hedeflerini anlatan Sarıgül, ilk seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Sarıgül, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ilişkin de konuştu. Önce o siyasi parti kendi içinde demokratik olması lazım. 20 Aralık'ta Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Şayet Türkiye'miz huzurlu, mutlu, son derece zengin ve barış içinde bir ülke olsaydı bizim parti kurmamıza gerek yoktu. 1 Haziran'da ilk büyük genel kongrelerini yapacaklarını söyleyen Sarıgül, genel başkanı delegelerin değil parti üyelerinin seçeceğini belirtti. Delege sistemine son veriyoruz. Delege ağlığını kaldırıyoruz. Milletvekili seçim sisteminde değişiklik öneren Sarıgül, ittifaklara dahil olmayacaklarını ifade etti. Türkiye milletvekilliği demokrasinin önünü açacak. 150 milletvekili Türkiye milletvekili olmalı, diğer 450 milletvekili de partiye kayıtlı üyeler tarafından ve teşkilatlar tarafından seçilmeli. Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Terörle mücadeleye ilişkin de konuşan Sarıgül, HDP'ye seslendi. HDP bir dönem gerçekten Türkiye Partisi olmak için yoğun bir çaba sarf etti. Keşke HDP bugünkü terörle arasına bağ koyabilseydi ve HDP Türkiye Partisi olsaydı da biz bunları konuşmasaydık. HDP derhal silahlar bırakılsın, silahlar gitsin ve barış gelsin çağrısını mutlaka ve mutlaka yapmalıdır. AK Partili Mamak Belediyesi'nde Hizmet İş Sendikası ve Özgüven Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle belediye işçilerinin aylık ortalama en düşük ücreti 3500 lira oldu. Toplu iş sözleşmesi kanun hükmünde kararnameyle taşerondan kadroya geçirilen belediyenin yaklaşık 1600 işçisini kapsıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum inşallah. Taşeron'dan kadroya geçen Mamak Belediyesi işçileri ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı. En düşük ücret 3500 lira olarak belirlendi. Bu sözleşmeyle sosyal yardımlarla beraber en düşük ücretin 3500 lira olarak verilmesine karar verdik. AK Partili Mamak Belediyesi'nde Hak İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası ve Özgüven Sen arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taşeron işçilerin kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçirilmesinin ardından süreç Temmuz ayında başlamıştı. Bu kapsamda taşerondan kadroya geçen Mamak Belediyesi'ndeki yaklaşık 1600 işçi için masaya oturuldu. Sayın Murat Köse'yi. Sözleşmenin imza törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz katıldı. Özgüven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve personel de törende yer aldı. Mesai arkadaşlarımızın her birinin alacağı ücreti imkanlarımızı çok çok zorlayarak, imkanlarımızın üzerinde artırarak sizlerin refah seviyesinin artması, daha geniş imkanlarla sosyal hayatlarınızı sürdürmeniz ve şehrin imkanlarına eşit bir şekilde ulaşabilmeniz bizim amacımız. İki yıl geçerli olacak toplu sözleşmeyle birlikte belediye işçilerinin aylık ortalama en düşük ücreti 3500 lira oldu. Belediyemizin mali imkanlarına zorlayarak işçilerimizin alması gereken, mesai arkadaşlarımızın alması gereken ücretlerin en üst rakamdan vermeye çalışıyoruz inşallah. Sözleşmeyle çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmelere gidildi. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yanı sıra evlenme, doğum, ölüm, yol, öğrenim, yemek ve çocuk yardımı gibi ödemeler de yükseltildi. Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneği yoktur. İzmir Balyosu'nda 330 emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son toplantı bugün yapılacak. İşçiler eşit işe, eşit ücret talebinde bulunuyor. Ulusal kanala konuşan Demiryol, İş Sendikası Şube Başkanı Hamdullah Giral, greve gitmeden masada çözümde ısrarcıyız açıklamasını yaptı. İzmir'de toplu ulaşımın omurgasını oluşturan İzmir Banliyösü'nde 330 emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona geliniyor.
Salgın nedeniyle 26 Kasım 2020 tarihinde başlayan görüşmelerde toplam 4 toplantı gerçekleşti. Son toplantı Cuma günü yapılacak. Masada anlaşamazsak bu 60 günlük süre sonunda taraflar olarak arabulucu tayin isteyeceğiz. İzmirlileri yakından ilgilendiren görüşmeyle ilgili Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, ulusal kanala konuştu. Masada çözümden yana olduklarını belirtti. 5. dönem toplu iş sözleşmemizi bir an önce masada çözmek, çalışanın yüzünü güldürmek istiyoruz. İzban'da 10 yıldır çalışan bir makinistin aldığı net maaş 2679 lira. Asgari ücrete gelen zamla bu maaş 2825 liraya çekilerek asgari ücrete denkleştirildi. Sosyal yardımlarla beraber bu rakam 3457 lira 43 kuruş oluyor. İzmir'de ulaşım sektöründe çalışan 10 yıllık otobüs şoförü ise 3605 lira alıyor. Sosyal haklar dahil edildiğinde şoför maaşı 6160 lira 76 kuruşa ulaşıyor. İzban emekçileri yeni dönemde aldıkları maaşla artık asgari ücretin altında kalmak istemiyor. Eşit işe eşit ücret diyor. Belediye başkanımız eşit işe eşit ücret söylemi sürekli olarak gündeme getirdi. Biz de bu taleple umutluyuz. Yaşamımızı idame ettirebilecek, yastığa başımızı koyduğumuzda ay sonu düşünmeden uyuyabileceğimiz miktarlar istiyoruz. Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzban işçilerinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım sektöründe çalışan işçilerin aldığı maaşları almasını istiyoruz dedi. İzulaş'ta, İzalman'da şoförlük yapan bizde de makinistlik yapıyor. Oradaki atelyelerde çalışan teknikerler bizde de tekniker. Onların aldığı ücretleri istiyoruz. Onların aldığı sosyal paketlerin bizlere de verilmesini istiyoruz. Gözler Cuma günü yapılacak son toplantıda. Masada anlaşma sağlanamazsa 15 günlük arabulucu süreci başlayacak. Burada da bir sonuç çıkmazsa İzban'da yetkili Demiryol İş Sendikası grev kararı ilan etmek zorunda. Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkartılan PTT işçileri eylemlerini sürdürüyor. Mücadelelerinde bir ayı geride kaldı. Vatan Partisi yöneticileri işçileri ziyaret etti. İşlerini ve haklarını isteyen PTT emekçileri 1 Şubat'ta Ankara'ya gidecek. Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan PTT Sen emekçilerinin eylemi bir ayı aştı. Biz hakkımızı sonuna kadar almak için sürdüreceğiz. İstanbul ve İzmir'de sendikalaşma faaliyetlerinden dolayı işten çıkarılan emekçiler işlerini geri istiyor. Türkiye'de PTT'de çalışan toplam 14 bin, 15 bin kardeşimiz için buradayız. Onların Vatan Partisi olarak her daim yanındayız. Bu mücadeleyi kazanacaklar. Onlar adımız kadar eminiz. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen geçtiğimiz gün işçilere destek ziyareti yapmıştı. Şişli ilçe yöneticileri de işçilerin yanına gitti. Vatan Partisi Şişli İlçe Başkanı Ersoy Akalın işçilerle sohbet etti. Biz bu zaferi, inandığımız bu zaferi eninde sonunda kazanacağız. Ziyarete Vatan Partisi İşçi Sendika Avrupa Yakası Sorumlusu Süleyman Doğan da katıldı. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşlerini ve haklarını isteyen PTT emekçileri 1 Şubat'ta Ankara'ya gidecek. PTT Genel Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yetkililerle görüşecekler. Bu hakkı eninde sonunda alacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Yargı ve ekonomi alanına ilişkin hazırlanan reform taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Konu ilişkin ilgili bakanlarla AK Parti kurmaylarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Şubat ayında açıklanması ve meclise sunulması beklenen taslak metninin son hali gözden geçirildi. Peki metinde neler var? Ayrıntıları şimdi haberimizde izliyoruz. Reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Yargı ve ekonomi alanındaki reform çalışmalarında taslak metin tamamlandı. Gözler düzenlemenin meclise sunulmasına çevrildi. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Reform hazırlıklarını eşgüdümle yürüten bakanlıkla AK Partili bazı kurmaylar 20 Ocak'ta bir toplantı yaptı. Toplantıda son hali gözden geçirilen reform metni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde
milletimizle paylaşacağız. Şubat ayında Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması beklenen metnin ardından da meclise sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği görevler, verdiği takvimler, verdiği konular var. Tamamlandığı anda kendilerini arz edecekler. Reformla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yapılması gündemde. Her iki mahkemenin vereceği hak ihlali kararlarının yeniden yargılama nedeni sayılmasının taslak metinde yer aldığı belirtildi. Zaten devletlerinin uygun gördüğü bir takvim içerisinde de meclise gelmesi için gerekli çalışma yapılacak. 2020 yılında çıkarılan birinci yargı paketiyle azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmişti. Reformla birlikte tutukluluk sürelerinin aşağı çekilmesi planlanıyor. Soruşturma evresinde verilen gizlilik kararlarının da tutukluluk süresiyle sınırlı tutulması hedefleniyor. Yeni düzenlemelerle hakim ve savcıların dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Taslağa göre ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak. Bu kapsamda ihtisas mahkemeleri yaygınlaştırılacak. Çok sayıda avukatın çalışacağı, sadece ticari uyuşmazlıklara bakacak, arabuluculuk merkezleri kurulacak. Yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması ve hacizle ilgili şartların yumuşatılması da atılacak adımlar arasında yer alıyor. Milliyet gazetesinin haberine göre mülkiyet hakkının korunmasında devlet şahıs, şahıs şahıs arasında süren davaların daha hızlı sonuçlandırılması sağlanacak. OECD İstanbul merkezi açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan videolu mesaj gönderdi. Gelsin ekranlarınıza. İstanbul merkezinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, biz de Cumhurbaşkanımıza, Zat-ı Devletlerine hitapları ve OECD İstanbul Merkezi'nin hayata geçirilmesinde yapmış olduğu katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklarımız, şimdi de OECD... Evet, OECD İstanbul Açılış Merkezi ve bununla ilgili ayrıntıları ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da videolu bir mesaj gönderdi. Konuşmasını da ekranlara getirdikten sonra devam ediyoruz bültenimize ve Hakkari'deyiz. Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 213 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Anadolu Ajansı muhabiri 2500 rakımlı Şivekör Tepesi'nde sizler için son durumu görüntüledi. Son günlerde yurdun büyük bölümünde etkili olan kar, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Ağır kış şartlarının yaşandığı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 785 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kış mevsiminin en uzun yaşandığı kentlerden birisi olan Hakkari'de de yine kar ve tipi nedeniyle 213 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Biz şu an 2500 rakımlı Şivekür Tepesi'ndeyiz. Burası Durankaya Beldesi ve Kayak Merkezi'nin ulaşımını sağlayan güzergah. Kameraman arkadaşım Hikmet Temeş'ten rica edelim ekranlara getirsin. Karla mücadele ekipleri burada yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede yer yer 2 metre karın olduğunu söylemekte de fayda var. Bu arada Hakkari-Şırnak Karayolu da Çağlı Köyü yakınında düşen çığ sonucu ulaşıma kapandı. Ayrıca sabah saatlerinde Köprülü Köyü yakınında da dağdan kopan kaya parçalarının yola düşmesi sonucu söz konusu bölgede yol ulaşıma kapandı. Yine ekiplerin çalışmaları sonucu yol yine ulaşıma açıldı. Ve bu haberle gün ortasını burada noktalıyoruz. Saatler 16'yı gösterdiğinde Haber 16 ile yeniden birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.